Vezir-i Azam Hazretleri teşrif ettiler. Paşa Hazretleri, safa getirdiniz. Buyurun. Kusura bakmayın Fenerizade Efendi. Siz de en meşgul anınızda rahatsız ediyorum. Lakin biz müminlerin derdi, sizin de cevabınız eksik olmaz. Allah bir kolaylığını verir elbet. Bir mesele mi vardı? Ortalıklarda bazı rivayetler dolaşıyor. Ben de aslı asları nedir diye sizden dinlemek istedim. Dediklerine göre Çivizade Efendi'nin bazı yanlış fikirlerini benimsiyormuşsunuz. Sabık bir Şeyhülislam'ın verdiği fetvalar her daim kullanılmıştır. Ne vakittir kabahat oldu bu? Estağfurullah, ne kabahati. Lakin malumunuz, Çivizade Efendi bu yanlış fikirleri yüzünden vazifesinden nahoş ayrılmıştı. Paşa Hazretleri, benim ailem 100 seneden fazla bir müddettir devleti âliye hizmet etmektedir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sizden öğrenecek değilim. Bu sadece benim fikrim değil. Hünkârımız da böyle düşünüyorlar. Öyleyse ben size değil, hünkârımıza izah ederim. Artık iyice yaşlandınız. Doğru dürüst eliniz kalem tutmuyor. Ben sizin yerinizde olsam bir kenara çekilir. Bu son günlerimi huzur içinde geçirirdim. Paşa Hazretleri, beni eksik mi buluyorsunuz? Unutmayın ki ben bu vazifeye sizin gibi kadınların tesiriyle gelmedim. Laflarınıza dikkat edin efendi. Ben bu makama hünkârımızın emriyle geldim. Hünkârımızın emriyle de bir gün gidersiniz. Lakin Şeyhülislamları hünkârımız dahi azledemez. Allah ömür verdikçe vazifeme devam ederim. Mağrurlanma efendi. Unutma, Allah mağrur olan sevmez. Sultanım. Hüsnü Paşa, yeni bir haber var mı? Ses seda kesildi. Lakin yakındır harekete geçmeleri. Mustafa bunu nasıl yaptı? Hala aklım almıyor. Akıl hocası belli. Kabudan Paşa'nın marifetleri bunlar. Şehzade emir vermese buna hiç kimse cüret edemez. Anlaşılan o ki Mustafa savaşmaya karar verdi. Kanlı bir savaş olacak bu, biliyorsun değil mi Rüstem? Ya o, ya ben. İkimize bu dünya dar artık. Bize karşı savaş ilan ettikleri aşikar sultanım. Şimdi cephelerine çekilip büyük savaşa hazırlanacaklardır. Kabul edelim ki bu şartlar altında onları mağlup etmemiz mümkün değil sultanım. Tavsiyen nedir? İsyan sultanım. Taht için isyan çıkarmalarını sağlamak. Ancak bu şekilde hünkârımızın gazabına uğrarlar. Mustafa hünkârımıza sadakatle bağlıdır. Aklına her şey gelir. Lakin isyan etmek zinhar gelmez. Onun derdi bizimle. Bugün için öyle. Ancak yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Ayrıca bu güneşin altında nice kardeş kanının döküldüğünü unutmayın sultanım. Nice babanın, nice evladın kanı. Fatma Sultan'ı boş ver. Onun kardeşlerinin izinden gideceğini sanmıyorum. Zira başına gelecekleri biliyor. Sen devletin içinde Mustafa'ya destek olanları tespit et. Hepsinden tek tek kurtulmalıyız.
en büyük destekçisi Kabudan Paşa. Bir de Şeyhülislam Fenerizade Efendi var. Şeyhülislam mı? Evet. Kendisini ziyaret ettim. Zira Ebu Suud Efendi şikayetçi. Hünkârımızla görüşmemi istediler. Mesele nedir? Para vakıflarının kapatılmasını istiyor ve daha birçok fikri var. Mesela benden kurtulmak gibi. Alenen tehditler savurup hakaretler yağdırdı. Şehzade Mustafa'nın taraftarı olduğu aşikar. Hazır elimize fırsat geçmişken evvela ondan kurtulmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Oldukça mühim bir makamda. Ben de o yüzden söylüyorum. Eğer o makama bizimle dost bir Şeyhülislam gelirse... Ebu Suud Efendi gibi o vakit gücümüze güç katarız. Madem öyle, icabına bak. Lakin ölüm yok Rüstem. Usullerin içinde kalman şart. Geriye tek bir yol kalıyor. Azin isteyecek. Daha doğrusu buna mecbur kalacak. Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan, onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım, benim hatalarımdan da kendine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Hünkârım. Söyle Rüstem. Emriniz üzere nihayet Şeyhülislam Efendi ile görüştüm. Fenerizade Efendi hakkındaki iddialarla alakalı bir şey söyledi mi? Ebu Suud Efendi'nin kaygıları maalesef yersiz değil hünkârım. Çivizade Efendi'nin yolundan gitmek benim için şereftir dedi. Bu kadar mı? Konuşmak istemedi pek. Ben doğru bildiğimi yapar, kimseye hesap vermem dedi. Devlet adabımızda zinhar olmayan bir üslupla şahsıma ağza alınmayacak laflar ettiler. Mevzuyla bizzat alakadar olacağım Rüstem. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin.